Bu bölümde Lokman suresinin birinci sayfası meal olarak ele alınacak ve bugüne kadar görmüş olduğumuz gramer kuralları geri geldikçe hatırlatılacak. Bismillah elif, la, mim. Elif, la, mim bunlara hurufu mukatta deniyor. Biz derslerimizde bu konuya girmedik. Bu bir tefsir konusudur huruf-u mukatta ile alakalı tefsir kitaplarında hayli bilgi vardır. Kur'an-ı Kerim'de 29 sure bunlarla başlamıştır. Ve bir harfli, iki harfli, üç harfli, dört harfli, beş harfli olabilir. Belki Türkçeden kolay anlayabileceğimiz bir örnek. Mesela TC diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti. TBMM diyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bilen biliyor, bilmeyen sadece harfleri görür. Kısaltma gibi. Allah ile Resulü arasında bir şifre olarak değerlendirilmiş. Mesela nun tek bir harftir. Saat, gaf birer te, tek birer harf. Hamim, yasin, tahe, ta tasin ikişer harfli. Üç harf olarak da elif, lam, mim, elif, lam, ra, tasin bunlar var. Dört harfli olarak elif, lam, mim, ra, elif, lam, mim, saat, bu ikisi var. Beş harfli olarak da kef, heye, ayn, sad, hamim, ayn, sin, Toplamda 29 sure bunlarla başlıyor. Mesela 7 tane sure hamim ile başlar. Bunlara havamim deniyor. Tasin ile başlayanlar var. Bunlara tavasin deniyor. Bu şekilde durumlar var. Her halükarda bunlar bir takım şifreler ve ayrıntıları öğrenmek isteyenler makbul, muteber tefsir kitaplarına bakıp oradan biraz daha ayrıntılı bilgi öğrenebilirler. Tilke ayatul kitabil hakim Bunlar kitabı hakimin ayetleri. Kitabı hakim hikmetli kitap. Hakeme hükmetti. Hakim sıfatı müşebbehe Hikmetle hükmeden anlamında. Ee, kitap aynen Türkçe'de kullandığımız Kur'an-ı Kerim'in de bir ismi kitaptır. Yani Kur'an e, ala hal bir kitaptır. Ayet. Eye Bunun müfredi. Yani Türkçe'de ayet dediğimiz. Ve çoğulu ayet. Burada çoğul olarak gelmiş. İşte bunlar kitab hakimin, hikmetli kitabın ayetleri. Tilke ismi işaret işte eğer müzekker olsaydı zelike olacaktı. Ama ayet müennes olduğundan tilke geldi. İşte bunlar kitab hakimin ayetleridir. Hikmetli kitabın ayetleridir. Ve burada el kitabil hakim sıfat mevsuf şeklinde yani kitap nasıl kitap? Hakim kitap. Hikmetli kitap. kitab hakim ve e, sıfat mevsuf konusunu buradan hatırlayacak olursak sıfat mevsufuna e, işte e, marife nekralıkta harekete e, işte tesniye çoğul olmak müfret olmak gibi durumlarda uyuyordu. Burada kitabi e, esreli gelmiştir. Eliflamlıdır. Bunun sıfatı olarak gelen el hakim o da aynı şekilde esrelidir ve eliflamlıdır. İkisi de müzekkerdir. Kitab kitabiyi kitabi okutan bir önceki ayatu ifadesidir. Ayatül kitab muzaf muzafun iley ve eee e, burada e, merfu yapan onun haber olmasıdır. Tilke mübteda. Eee ayatu bunun haberi. Haber merfudur. Bundan dolayı ayatu gelmiştir. Devamındaki el kitabı izafet durumundan dolayı esreli olarak okunmaktadır. Hudan ve rahmetel lil muhsinin bu kitap hüdem ve rahme bir hidayet ve rahmet olarak lil muhsinin muhsin olanlara o şekilde gelmiştir. Muhsin olanlara bir hidayet ve rahmet olarak gelmiştir. Hüden, yehdi, hüden, heda yehdi, hüden. hede kökünden. Rahmeten, e, bir rahmet. E, rahime kökünden. Muhsinin, burada lam harfi cer. Bundan dolayı e, muhsinin mecrur oldu. Normalde muhsinun. E, ahsene kökünden. Ahsene, e, e, işini güzel yaptı gibi mana verilebilir yuhsinu işini güzel yapar. Buradan muhsin ismi fail, muhsinun bunun çoğulu. Ama başına lam harfi ceri geldiği için muhsinin oldu. <laughs> ellezine yuqimuna salate ki onlar ellezine mevsul ki onlar manasını verdiriyor. Çünkü muhsinin cem çoğul. Bundan dolayı ellezine geldi ama muhsin tekil gelmiş olsaydı burası ellezî olacaktı. O zaman bir kişiyi e, ifade etmiş olacaktı. Ellezîne o muhsin olanlar şöyle kimselerdir. <laughs> Yukîmûn-n-salâte. Ekâme yukîmû ikame etmek. İkâme-i salat deniyor buna. Namazı dosdoğru kılarlar. Yani yusallû denilse namaz kılarlar manası verilebilir. Ama ikame salat Kur'an-ı Kerim'de genelde bu şekilde geçer. Namazı dosdoğru doğru kılarlar. Namazın hakkını verirler. Salat kelimesi sala kökünden şu an namazı olarak Türkçe'de ifade ettiğimiz mana. Ancak Kur'an-ı Kerim'de her gördüğümüz salata namaz manası veremeyiz. Mesela innallahu ve melaiketahu yusallûne ale Şüphesiz Allah ve melekler peygambere salat eder. Burada yusallune e, peygamberin namazını kılmak demek değil. E, peygambere namaz kılmak demek de değil. E, i̇şte Allah onun rahmetine mazhar kılar. Meleklere bakan yönüyle melekler peygamber için dua dua ederler gibi bu şekilde mana veriliyor. <laughs> Onlar namazı ikame ederler. Dost doğru kılarlar ve yutuna zekatı da verirler. Ate yuti yutuna onlar az zekate zekatı verirler ve hum onlar hum işte zamirler konusunda görmüştük. Hu ve huma hum hiye huma hunne bu şekilde çekimi vardı. Ben sen o biz siz onlar Türkçede diyoruz ya. Arapçada da zamirler mühendisler için de ayrıca olmak üzere biraz daha fazla. Ve hum onlar bil ahirati ahirete de hum işte onlardır yuginun yakinen inananlar. İşte ahirete de onlar yakinen inanırlar. Burada ahira ahar diğer anlamında dünyaya dünya deniliyor. Dünya yakın olan demek. Yani şu an içinde yaşadığımız alem dünya. Ama e, bir de ahiret, diğer alem gelecek. Buna ahiret denilmiş. Diğer alem anlamında. Ahirete de onlar yukinun, yakinen inanırlar. Burada bil ahirati, ba harfi cerdir. Dolayısıyla ahirati, burayı esreli yapan, başındaki harfi cel e, olmaktadır. Yukinun yakine kökünden eykane yukinu, yuqinu'yu çektiğimiz zaman da yukinu, yukinani, yuqinuna onlar yakinen inanırlar. Yakinen ne demek? Tereddütsüz, şeksiz, şüphesiz inanırlar. Ulaike <laughs> işte onlar alahudem min rabbihim Rablerinden bir hidayet üzeredir. İşte onlardır Rablerinden bir hidayet üzere olanlar. Ve ulaike humul muflihun ve işte onlardır felaha erenler. Ulaike işte onlar esma işaretten hem erkek hem kadın için uzakta olanlara işaret ediliyor. Ulaike işte onlar. Ala huden min rabbihim Rablerinden bir hidayet üzere. Yani Allah yol göstermiş onlar da o yolda gitmişler. Ve ulaike hum ve işte onlar el müflihun felaha erenler. Müflihun e, Türkçe'de iflah olmak diye bir tabir var. E, bu kökten gelmekte. E, felaha e, felah eflaha felaha ermek. Eflaha yuflihu iflah e, iflah olmak ve bunun ismi faili muflih geliyor ve bunu çekiyoruz. Muflihun, muflihani, muflihune. Yani felaha eren bir kişi, iki kişi, muflihun, çok kişiler. Ve işte onlardır felaha ermiş olanlar. Peki felaha ermek nedir? Korktuğundan emin olmak, umduğuna da nail olmak. Böyle açıklanır. İşte korktuğundan emin olan ve umduğuna da nail olanlar Onlardır. Felah kelimesi Türkçe'ye aynen girmiştir. İflah kelimesi işte falanca iflah olmaz falan derler. Bu şekilde o da Türkçe'ye girmiştir. Belki müfli, bunu Türkçe'de kullanmıyor olabiliriz. Ama felah ve iflah şeklinde bu kelimenin maslarını e, kullanmaktayız. Ve minen insanlardan bir kısmı min harfi cerh Bundan dolayı kendisinden sonra gelen en ennasi en oldu. İnsanlardan bir kısmı men. Öyledir ki o kimsedir ki yeşteri müşteri olur. Yeşteri müşteri. Sadece yeme değişiyor. Ee, satın almak müşteri olur. Lehvel hadisi hadis söz demek. Hadis ilmi Türkçede peltekse olmadığından s ile telaffuz ediliyor. Peygamberin hadisleri diyoruz, Peygamberin sözleri. Ehadisi nebeviye diyoruz, nebevi hadisler. Ee, ve hadis kelimesi en azından Peygamberin hadisleri anlamında Türkçe'de kullandığımız bir ibaredir. Lahu e, eğlence, boş şey. Lehvel hadis boş söz. İnsanlardan bir kısmı boş söze müşteri olur. Niçin li <laughs> yudilla'nse Allah yolundan saptırmak için dalle <laughs> yoldan saptı. edalle <laughs> yoldan saptırdı. Bunun muzarisi <laughs> yudillu. Yudillu <laughs> saptırır. Li <laughs> yudille muzariyi nasb eden edatlardan birisi de lam <laughs> harfidir. Bunları anlatmıştık. Ve mastar manasına da çeviriyor çevirmek çevirme yani saptırmak için boş söze müşteri olur niçin Liudille saptırmak için ansebilillahi Allah yolundan bakın min harfi cer demiştik burada da an bu da harfi cer ve sebili. burada sebiliyi esre okutan an harfi ceridir sebilillah Allah yolundan derken Orada izafet var. Mesela fi sebilillah. Türkçe'de kullanılır. Fi sebilillah. Şöyle tasaddukta bulundum deriz. Fi sebilillah bunu verdim deriz. Allah yolunda demek. Kapının kolu nasıl bir izafetse. E, burada da e, sebilillah bir izafettir. Allah'i e, esre okunması izafetten dolayıdır. Sebilinin esre okunması ise kendisinden önceki an harfinden dolayıdır. İnsanların bir kısmı boş söze müşteri olur. Allah yolundan saptırmak için. Bir gayri ilm, bir ilme dayanmaksızın. Bir ilme dayanmadan. Burada da ba harfi cer. Harfi cerlerden birini daha burada görmüş olduk. Bir gayri bir gayri derken esra okutan ba harfi ceridir. Bir gayri ilm, Orada da yine gayri ilim e, izafet durumu var. Bir ilim olmaksızın, bir ilme dayanmaksızın böyle yapar. Ve yettahi ve onu edinir, edinmek için. Burada he sebiyle gitmektedir e, Allah'ın yolu, Allah'ın yolunu edinmek ister, huzu ve eğlence edinmek ister. Toparlayacak olursak. İnsanlardan bir kısmı Allah yolun bir ilme dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve Allah'ın yolunu eğlence edinmek için boş söze müşteri olur. Günümüzde de gerçekten bir kısım insanlar yalan haberlerle Allah'ın diniyle haşa dalga geçmeye çalışırlar. Tarih boyu görülen bir durum ve boş sözler boşsuzunda müşterileri daima olmuş. Burada bu ayette kelimelerin çoğu Türkçe'de karşılığı vardır ve dikkat edersek bunları anlamak çok da zor olmayacaktır. Ulaike <SULLOS square> işte onlar lehum onlar içindir azabun bir azap muhinun zillet verici. hene <S imbalance> yehinu <Sessizlik> <Sessizlik> buradan gelen ehene yuhinu ve bunun da e, ismi faili muhin zillet veren demek. Azabun muhin zillet veren bir azap işte onlar içindir. Ve izâ tutla aleyhi âyâtunâ ona ayetlerimiz okunduğunda velle müstekbiran büyüklük taslayarak e, yüz çevirir. Kellem ha sanki işitmemiş gibi. Kenne fi üzüneyi vakra sanki iki kulağında bir ağırlık var gibi. E, tek tek ele alacak olursak, ize şöyle olduğunda dığı zaman manası veriyor. Tütle aleyhi ayetlerimiz ona okunduğunda. Tele tilavet etti. Yetlu tilavet eder okur. Yetlu'nun muzarisi Yetlu'nun meçhulü yütle geliyor ve burada ayet geldiğinden mühennes olduğundan tütle geliyor. Ayetlerimiz ona tilavet olunduğunda okunduğunda tütle meçhul olduğundan dolayı ayetüne bunun naibi failidir. Ne yapar bu kimse? Valla müstekbiran Büyüklük taslayarak yüz çevirir, müstek bir e, kibirden geliyor. Bu İstev Alevesine nakledilmiş İstekbara kibirlendi, müstek bir e, kibirlenen, müstek bir an kibirlenmiş bir şekilde, büyüklük taslayarak Keenlem Yesma he sanki işitmemiş gibi, Semia işitti, Yesmamı işitir. Lem yesma işitmedi. Ke'en gelince sanki işitmedi gibi. Lem e, muzariyi cezmeden edatlardan manasını da e, maziye çeviriyor. Yesma işitir. Lem yesma işitmedi. Buna caht mutlak denildiğini e, ilgili bölümü anlatırken söylemiştik. ve anla sanki fi uzuneyhi üzün kulak demek üzüneyn. iki kulak ve h'ye bitiştiğinden nun'un sondaki nun düşüyor. Sanki iki kulağında vakra bir ağırlık var. Sanki iki iki kulağında ağırlık var. Sanki işitmemiş gibi e, kibirlenerek bu kimse yüz çevirir. Fe beşirhu e, işte onu müjdele. E, beşaret müjde demek. Beşşara yübeşşiru tebşir. Bu da müjdelemek anlamında. Yübeşşirudan emir yaptığımızda beşşir müjdele. Hu onu ne ile? Bir azabin elimin elim bir azapla onu müjdele. Burada bir azabin e, azabin oktan baştaki harfi cerdir. Elimin bunun sıfatıdır. Bundan dolayı o da e, ona tabi olmuştur. E, ve tenvinli esrelidir ve ikisi de aynı zamanda nekre olarak gelmiştir. Ellezina amenu ve amilus salihat iman eden ve salih amel işleyenlere gelince lahum <laughs> onlar için vardır cennetün cennetler vardır en naim naim cennetleri vardır. Naim nimetten geliyor. Nimetlerle dolu cennetler var. Burada emanu e emene kökünün emene emene emanu onlar iman ettiler ve amilu amila amila amilu amel ettiler salihati salih amel işlediler. Bunlar lahum onlar için var. Cennetun naim Cennet, cennet kelimesinin çoğulu. Eee cem-i müennes kalıpta gelmiş cennetun naim onlara naim cennetleri var cennetun naim beraberce e, isim tamlaması e, izafet şeklinde geliyor halidine <laughs> fiha orada daimi oldukları halde hal olarak hal mansup gelir burada da nasb alameti olarak halidune <laughs> değil halidine <laughs> olmuştur orada daimi kalacaklardır Vaadallah hakka bu Allah'tan gerçek bir vaattir. Allah bu şekilde hak bir vaatte bulunmuştur. Ve huvel hakim ve o aziz hakimdir. Yani Allah izzet sahibidir, hikmet sahibidir. Aziz olmasıyla kendi ayetleriyle e, dalga geçenleri ateşe atacaktır. Yani e, ve onun hikmeti böyle bir şeyi de gerektirmektedir. Ve onun hikmeti iman eden salih amel işleyenleri e, cennetle mükafatlandırmayı gerektirmektedir. Halegas <laughs> semavati o gökleri yarattı. Sema müennes semavati e, bunun e, çoğul şekli cemi muannes salim kalıbında gelmiş. Halaga <laughs> yarattı. Allah'u gizli özne. Allah yarattı. es bu durumda e, mef'ul durumunda. Ama cem mef'ul durumu e, burada olduğu gibi e, esre ile oluyor. E, bundan dolayı esre geldi. Yoksa arz olsaydı burada halakal arda harekesi arda mansup olacaktı. Yani bu mahallen mansuptur. Ama nas hali esre iledir. Bir gayri amedin amed direk anlamında bir direk olmaksızın yarattı. Teravne he e, görebileceğiniz teravne e, görürsünüz he o direği. Yani gö gökleri semavatı görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yani bakıyoruz güneşin altında bir direk yok. E, ama havada hareket halinde ve duruyor. Ee, i̇şte semavattaki yıldızlar da aynı şekilde. Ve elga fil ardı ravasiye yeryüzüne de sabit dağlar yerleştirdi. Ravasiye dağlar elga bıraktı yerleştirdi. Fil ardı fi harfi cer e bundan dolayı ardı esre oldu. Yeryüzüne yerleştirdi. Neyi yerleştirdi? ve mef'ul sabit dağları. Niçin? En bikum sizi sarsmasın diye. Ve besse fîhâ yaydı. Fîhâ orada arzda arz mühennesi olduğu için h geldi. Min külli dehebbetin her türlü canlıyı yaydı. Burada külliyi esre okutan min harfi ceridir. Dehebbe bederken Dehebbe'yi de bu şekilde esre yapan kül ile izafet halidir. Ve orada her türlü canlıyı yaydı. Ve <laughs> enzelle biz indirdik min <laughs> semai semadan min harfi cer. Bundan dolayı semai esri oldu. Peki Allah'ın indirdiği nedir? meen <laughs> bir su. Ve gökten bir su indirdik. Hani kar da yağar, dolu da yağar ama neticede hepsi sudur. Gökten bir su indirdik. Fe embetne fe fa'i takibiye sonra manası verilebilir burada veya ardından embetne bitirdik. Nebete, nebat buradan gelir. Embete bitirmek. Nebat biten şey embete bitirmek. Embetne biz bitirdik. Fihe orada yani yeryüzünde min kulli zevcin ve kerimin yerde her türden hoş bitkiler bitirdik. Zevç eşeyli olmasını da ifade eder. Çünkü bitkilerinde eşeyli olma durumları var. Ee, zevcin kerim ama sınıf manası da verilebiliyor burada. Her türlü her türden böyle hoş bitkiler bitirdik. Hâzâ <laughs> halgullah işte Allah'ın yarattıkları. Gökleri yarattı, yeri yarattı, dağları bıraktı. yeryüzünden e, işte e, bitkiler bitirdi. Her <laughs> de halgullah Allah'ın yarattıkları. İşte bu Allah'ın yarattıkları. Her de mübtedadır, halgu haberdir, halgullah <laughs> beraberce izafet halindedir ve e, Allah'ı izafetten dolayı mecrurdur. İşte hâzâ halgullah, işte Allah'ın yarattıkları. فأروني, fe fe'ye burada haydi manası verebiliriz. Haydi, eruni bana gösterin. Ra'a gördü, era gösterdi. E, gösterir. Yuri'den emir yapıyoruz, eri. Eri göster. Eri eriya eru. Eru gösterin. Ni bana. Buradaki nun, nunu vikaya. Haydi bana gösterin. مَاذَا <laughs> Ne yarattı? اَلَّذ۪ينَ Onlar <laughs> min دُونِهِ Allah'ın Dûnunda olan Allah'tan başkası Neyi yarattığını Haydi bana gösterin. Yok. Yani he, bunların hepsi yaratılmış şeyler. Ee, Allah'ın dışında Birisinin bir şey yaratması Söz konusu olamaz. İnsanlar olarak bizler ee, çok şeyler yapabiliyoruz ama bu yoktan yaratmak değil, yaratılanlara şekil vermektir. Yoktan yaratmak Allah'a mahsustur. Beliz zalimune, doğrusu zalimler, fi dalalim mubin, apaçık bir dalalet içindedir. <laughs> zalimune, zalim kelimesinin çoğulu, fi mübin mubin, fi'den dolayı dalalin oldu. Mübin de dalalinin sıfatı olduğu için aynı onun tarzında geldi. Görüldüğü üzere Kur'an'daki bu bir sayfada daha evvel gördüğümüz gramer kurallarını uygulamaya çalıştık ve bunun çok da zor olmadığını gördük. Siz de dikkat ettiğinizde buna göre mana verebileceksiniz.